uzak durun. Oradan uzak durun dedim. Yardım edin. Biri bana yardım etsin. Hadi bu tarafa. Lütfen Tanrı aşkına. Tamam. Bir kaçırız bu tarafa. Yapmayın. Bırakın. Lütfen onu nereye götürüyorsunuz? Lütfen. Lütfen. Yardım edin. Lütfen bize yardım edin. Gelin buradan. Lütfen yardım edin. Nereye götürüyorsunuz onu? Gelin bayraktan. Bu taraftan. Ben durun. Ben gitme. Lütfen oğlumu götürmeyin. Lütfen. Ben aşağıya bakıyorum. Pekala, hepiniz kiliseye girin. Onu götürmeyin. Lütfen. Lütfen onu benden ayırmayın. Hepiniz kiliseye girin. Lütfen. Lütfen küçük oğlumu götürmeyin. Lütfen. Lütfen onu götürmeyin. Endişelenmeyin. Endişelenmeyin. Gidelim. Oğlumu götürmeyin. Ben onu götürmeyin. Lütfen küçük oğlumu bana bırakın. Lütfen onu benden ayırmayın. Ben oğlum. Eiko, haberler kötü. Sabah adamın biri şehirdeki akrabasının düğününe gitmek için köyden ayrılmış. Hediye olarak da tavuk götürüyormuş. Onu hemen durdurmalıyız. Eğer virüs şehre yayılırsa işimiz bitti demektir. Tavuğumun üstünden çek! Aptal şey! Beyin tomografisini çekip yoğun bakıma alın. Peki. Bay Nakayama, duyabiliyor musunuz? Size yardım edeyim. Ay, tamam. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Hadi gidelim. Adam yere düşüp kafasını çarpmış. Aşırı kan kaybettiğini söylediler. Peki ne zaman düşmüş? Bilinmiyor. Yaklaşık 30 dakika önce aradılar. Sadece kafasından mı yaralanmış? Gördüğümüz kadarıyla öyle. Tamam. Bir, iki, üç. Evet. Tamam. Doktor bey, size yardım edeyim. Buraya hemen görevli beyin cerrahını çağırın. Peki. Doktor Matsuko, az önce yüksek ateşli bir hasta geldi efendim. Tamam. Baksana, bu gece eve gitmem gerekiyor. Nöbeti devralabilir misin? Niye hep bana bırakıyorsun? Acil servisten arıyorum. Başından yaralanan bir hastamız var. Kendisine anizokori teşhisi konuldu. Doktor Ando acilen sizi çağırıyor. Teşekkürler. Tansiyonu 104.56 efendim. Satürasyon değeri de %80. Tamam. Ona 8 litre oksijen verin. Tamam. Ayrıca tomografi hazırlayın. İşte bitti. Ateşiniz yüksek değil ama bir grip testi yapalım. Pekala. Burun sıvınızdan biraz alacağım. Tamamdır. Heyke. Luna Park'a gidelim.
Mezun olmadan önce canımız ne istiyorsa onu yapalım. Mezuniyete daha çok var. Evet öyle. Hava da soğuk. Mezuniyetten sonra ayrı okullara gideceğiz. Belki de birbirimizi bir daha hiç görmeyeceğiz. Evet. Peki. Hı? Ne zaman gideriz? Şapşal. Zumunu'daki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını görüldüğü haber verildi. Akane. Şimdiye dek 7000 tavuk imha edildi. Babamı arayayım. Bölgedeki ve civar yerleşim birimlerindeki tüm tavuklar toplanıyor. İzumuno'daki Kamikura çiftliğinin sahibi, tavuklarının çoğunun teker teker öldüğünü bildirince, Metro Tokyo yetkilileri canlı tavuklarda rastlanan virüslere, ölen tavuklarda da rastlandığını haber verdi. Bu konudaki gelişmelerle sizlerle yeniden birlikte olacağız. Lanet olasıca yeni yıl temizliği. Ah lanet olsun. Lütfen yolu açın. Hastanın durumu çok acil. Sabah 9:13. Tamam, bu taraftan. Hadi bu taraftan. Doktor bu taraftan. Ando yeni bir grip olduğunu düşünüyor. Tamam, hadi acele et, çabuk acele et. Çabuk ol. Ekokardiyografi hazırlayın. Tamam. Bu adamı muayene etmiştim ama grip testi negatif çıkmıştı. Bence bu grip değil. Ne? En azından test kiti öyle söylüyor. Dinle, eşini muayene et. Sanırım o da hastalık kapmış. Ateşi yükseliyor. Ateşi ne durumda? Şu an 38 derece. Bilinciniz yerinde mi acaba? Doktor bey, GOT 1520, GPT 828, bilirubin 2.4. Pekala, ağrı kesici yazdım. Doktor bey. Sakin ol, sakin ol. Oksijen seviyesi hızla düşüyor. Oksijen seviyesi hızla düşüyor. Yüksek ateş, kan kusma ve ishal var. Vücutta enfeksiyon ve çeşitli organ yetmezliği de var. Hepsi gripin belirtileri. Ama şehirdeki çiftliklerin birinde kuş gribi ortaya çıktı. Anlıyor musun? Her yere dikkat edin. Bir hata istemiyorum. Tamam. Eşit miktarda kullanın. Günde 2 tablet. Tamam. Her gün 2 tablet. Su da alın. Dediğimiz şekilde. Hastayla temas kuranlar birer içecek. Anlaşıldı mı? Tamam. Ve evet. Hepiniz karantina altında tutulacaksınız. Tamam, hadi bu tarafa acele et. Bu tarafa. Evet, hadi. Tamam. Çabuk ol. Yüksek ateş ve diğer bütün belirtileri hemen rapor edin. Tamam. Başlayın. Peki, kan nakline başlıyoruz. Tamam, yoğun bakım ünitesindeki hastalar gönderilince oraya götüreceğiz. Solunum maskesi. Getiriyorum. Hide! Tanrım Hide! Hide! Bir sorun yok hanımefendi. Hide! Eşiniz iyileşecek, merak etmeyin. Doktor Hide! Onunla çok ilgileniyor. Sen gözlüklü. Yardım etsene. Hadi. Doktor Takayama benden size getirmemi istedi efendim.
Maske ve gözlük tak. Hadi acele et. Tamam. Ben yardım edeyim. Acele et. Tamam doktor, geldim. Kaldırıyoruz. Bir, iki. Sen ne yapıyorsun? Kaldırıyoruz. Bir, üç, evet. Lütfen kurtarın onu. Lütfen Nide. Sorun yok, sakinleşin lütfen. Beni bırakma. Pekala, neredeyse vardık Bay Manebe. Bay Manebe. Acele edelim. Masoka. Aradan yarım saat geçti. Bırak artık. Adam öldü. Neden? Ölüm saati 3.28. 5 Ocak gece 3.28. Hide'nin durumu nasıl acaba? Başınız sağ olsun. Denedik ama hastayı kurtaramadık. Hayır. Ölmüş olamaz. Dinlenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Öyle söylememiş miydiniz? Sadece üşüttüğünü ve birkaç gün dinlenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Evet. Öyle söyleyen siz değil miydiniz? Peki de neden öldü? Cevap verin. Senin katil. Hide. Hide. Musashi Akiyama İstasyonu Tokyo. Sabah 9.15. Sendai Miyagi Vilayet. Sabah 11.04. Otobüsü durdurun. Otobüsü durdurun. Aa, uzak dur benden. Otobüsü durdur. Çalışanlardan biri hastalandı. Karantina bölümünün çalışanlarından. Hayati belirtilerini kontrol edin. Doktor bey, Doktor Ando, doktor. Doktor Ando. Hastalığın hastaneye yayıldığını bildir. Tamam. Bir an önce. Tamam. Tamam. Doktor Ando. Veriyle ilgilen. Peki, hemen sedye getirin. Biraz acele edin. 2011. 6 tamam. Kişi hastalandı. Acil servisten arıyorum. Doktor Ando hastalığa yakalandı. Destek personel çağırın. 6 Ocak sabah 9.10. Geçen yıl Filipinler'de ortaya çıkan kuş gribi şu ana dek 32 kişinin canını aldı. Hastalık kişiden kişiye büyük bir hızla bulaştı. Bugün itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü salgını tespit etti. Ülkemizdeki benzeri salgın kısa zamanda 25 milyon insanı etkileyebilir. Ve muhtemelen bu virüs 640 bin kişiyi öldürebilir. Ne diyorum ben bu çocuğa? Korkunç bir şey. Öyleyse İzomino'yu karantina altına mı alalım söyleyin. Hayır. Evet. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Ama halkı yok yere dehşete düşürmemeliyiz.
Aşı işe yaramaz mı acaba? Elimizde 30 milyon kişiye yetecek sayıda kuş gribi aşısı var. Ama bu aşının kişiden kişiye bulaşan bir virüsü iyileştirebileceğini sanmıyorum. Öte yandan yeni virüs için aşı geliştirmek en az 6 ayımızı alır. Bu yüzden görünen o ki şimdilik Tamiflu tek ümidimiz. Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Bölümü. Merhaba. Dinleyin. Sendai'deki Aoba Kent Hastanesi yeni bir grip çeşidi bulduklarını bildirdi şu anda. Öyleyse hemen hastaneyle konuşacağım. Peki laboratuvar raporu tamamlandı mı? Henüz değil. Dinle. Bence raporu yayınlamalıyız. Virüsü yalıtana dek yayınlayamayız. Bu panik yaratır. Yılbaşı tatili neredeyse bitmek üzere. Hastalıklar artabilir. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bugün kimse ne yapacağını müfettişlerle görüşeceğim. Tamam mı? İstersen evde kalabilirsin. Sorun değil. Görüşürüz. Hoşça kal. Salgın senin yüzünden başladı. Artık bu sorumluluğu üstlen. Çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Suç senin ve lanet olası tavuklarının. Salgın hakkındaki şüpheler kuş gribine doğru yönelmeye başladı. İşte geliyorlar. Evet, hadi geliyorlar. Çabuk koşun. Yakalamalıyız, koşun. Efendim, bir soru sorabilir miyiz? Lütfen, bir açıklama yapacak mısınız efendim? Devam et Tamura. Burada daha fazla kalmıyor. Efendim, bir açıklama yapın. Lütfen, buradayız, sizi bekliyoruz efendim. Tanrı aşkına geçmenize izin verin lütfen. Hadi çekilin dedim. Efendim, lütfen. Günaydın. Şuna bak. Hepimize hastalık bulaştıracaksın. Koca sınıfı kokuttun. Evet, şuna baksanıza. Hayvan iyiymiş gibi kokuyor. İğrenç. Çok iyi. Ay şuna bak. Delirtti. Akane. Vay canına. Gel. Git buradan. Ellerinde kanıt yok. Salgını tavuklarımızın çıkardığına dair ellerinde hiç kanıt yok. Yardım edin lütfen. Yardım edin lütfen. Yüksek ateşi olanlar hemen acil durum kapısına gitsinler. Bu binaya da hastalık ulaşmasını istemiyoruz, anlıyor musunuz? Acele edin. Doktor Matsuoka. Evet. Hastalığa yakalanmış olabilir. Yüksek ateş ve zatürre tespit ettik. 71 numaraya yatırın. Tamam. 5 dakika içinde haber ver. Matsuoka. Evet. Gerçekten çok üzgünüm. Hiç sorun değil. Biraz yorucu oluyor ama şikayetçi değilim. Kızım sevgilisiyle buluşmuştu. Karımla yalnız kalmak da ölümden beter. Şunları hemen yerine bırakın. 8 Ocak sabah 8.03. Ah.
Eiko. Tasuyoshi. Uzun zaman oldu. Ben DSÖ'de görevli olan tabip subay Eiko Kobayashi. Doktor Kobayashi, İngiltere'deki St. Harris Hastanesi'nde eğitim gördü. DSÖ ile birlikte Ebola ve SARS salgınları üzerine çalıştı. Ekibiyle birlikte geçen yıl Filipinler'de ortaya çıkan gribi kontrol altına aldılar. Doktor Kobayashi, hastanede alınacak önlemlerden sorumlu olacak. Peki, söyler misiniz? Ne önlemler almayı düşünüyorsunuz? Amacımız bu salgını yalıtmak ve yayılmasını önlemek. Bu nedenle hastanenin tamamı kısa zamanda mühürlenmek zorunda. Ne? Aman Tanrım, bu nasıl olur? Nasıl olur bu? Tanrım. Böyle bir şey duymadım. İmkansız. Şey? Çok saçma. Durun bir dakika. O zaman diğer hastalarımıza ne olacak? Bildiğiniz gibi şehirdeki tek devlet hastanesi biziz. Halk bize gerçekten güveniyor. Onlara şimdi sırtımızı dönemeyiz. Bu salgın şu anda ülkenin her yerine yayılıyor. Ama önce burada ortaya çıktı. Ve hastaların çoğu da burada kalıyor. Bu yüzden hızlı olmalıyız. Yani suç bizde mi? Hastalarımızda kuş gribi olduğunu mu ima ediyorsunuz? Şu anda bunu araştırıyoruz. Tanrım, bunu araştırmak için biraz geç kalmadınız mı? Madem bu kuş gribi değil, o halde neyin nesi Tanrı aşkına? Bunu henüz bilmiyoruz. Hastanenize gelen ilk hasta Sağlık Bakanlığı tarafından incelenecek. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklar laboratuvarı çalışanları göreve getirilecek. Söyleyin, hastalığa yakalanan ilk hastayı kim muayene etti? Ben muayene ettim. Son zamanlarda yurt dışına çıktınız mı acaba? Hastalığa nerede yakalandığınızı biliyor musunuz? Son zamanlarda yurt dışına çıkan herkese kan testi yapın. Tamam. Acele edelim, daha çok hasta var. Hadi, acele edelim hadi. Eşinizle hastalığa nerede yakalandığınıza dair bir fikriniz var mı? Ayrıca son zamanlarda yurt dışına çıkmış mıydınız bilmeliyiz. Bu durum son derece ciddi. Bize yardımcı olun. Lütfen cevap verin. Cevap vermeyecek, onu rahat bırak. Ama vermek zorunda. Bu kadın kocasını yeni kaybetti. O halde daha sonra gelirim. Gerçekten hiç değişmemişsin. Doktor olmak için fazla iyisin. Sense çok değişmişsin. DSV'de çalışma hayallerin gerçekleşmiş görünüyor. Evet. Karşılığında senden ayrılıp İngiltere'ye kadar gittim. Doktor olmak için Japonya'dan ayrılman gerekmiyordu. Ayrıldığım için daha fazla hayat kurtarmayı öğrendim. Ve başarımın asıl sebebi bu. Aslına bakarsan empati yapabilen bir doktor olmayı tercih ederim. Bu nedir? Ne tür zararlar verir? Nereden gelmektedir? Nasıl önleyebiliriz? Virüsü tanımlayın. Sonrasında belirtileri, yöntemleri ve tedavi çeşitlerini bulacağız. Hastaların üstünde deneyi yapacağız. Zaten bunu yapmak zorundayız. Hastanenin o kısmını tecrit etmek gerekiyor. DSÖ'nün canı cehenneme. Bulaşmayı önlemek için hastalıklı ve hastalıksız bölgeler tamamen ayrılmak zorunda arkadaşlar. Bundan böyle yardımcınız ben olacağım.
Eğer ihtiyacınız olursa lütfen bana söyleyin. Sizden istediğim Doktor Masuoka'yı yardımcım yapmanız. Ne? Okuduğu tıp okulunda öğretmenlik yaptım. Benim yardımcım olamaz mı? Buna çok sevinirim. Neden beni istemediniz? Çünkü bakıcıya ihtiyacım yok. Pekala, bunu kesinlikle yapamam. Tanrı aşkına bırak inadı. Gözün üzerinde olsa yeter. Üstelik seni kendisi istedi. Gerçekten. Hastaların nerelere gittiğini, kimlerle görüştüğünü araştırın. Bu bizim için çok önemli. Tamam. Doktor Ando'nun tansiyonu düşüyor. Yardım etmelisiniz. Kusura bakma. İki ünite MAP getirin. Ben izlenirim. Tamam, tamam. Yerime bakın. Beş ünite kan. Tamam. Kanın yapısına ve hücre sayısına bakın. Tamam. Bacaklarını kaldırın. Evet. Acele edin. Tamam. Bu tarafa. Tamam. Bayan Ando. Evet. Bu tarafta. Bu tarafa. Ha, baba. Entübasyon. Tamam. Hemen getiriyorum. Nabzı düşüyor. Ah. Aman tanrım. Defibrilatör. Hazırlanıyor. Hazır. Şimdi. Baba! Doktor bey. Solunum maskesi takın. Tamam. Pekala. Bir değişiklik yok. Bir şişe Bosmin. Hemen. Tamam. Lütfen Bosmin verin. Defibrilatör. Hazır olun. Tamam. Yükleyin. Doktor Ando. Doktor Ando, duyabiliyor musunuz? Korkuyorum. Çok ilginç. Hayatını kaybeden insanları gördüm. Şimdi sıra bana geldi. Korkuyorum. Saçmalama lütfen. Baksana, eşin ve kızın burada. Beyin kanaması geçiriyor. Acele edin. Gliserinle tamam. Hazırlayın. Doktor Ando. Kalbi durdu. Baba, lütfen. Doktor. Doktor. Sabah 5.37. Duyduğuma göre acil servis doktorluğunda uzmanlaşmışsın. Herkesin yardım istediği kişisin. İlk hastayı daha dikkatli muayene etseydim Doktor Ando hayatını kaybetmezdi. Bu yaşananlar yaşanmamış olurdu. Doktor Vektörüz, neredesiniz?
Önümüzdeki hastayı kabul ettiniz. Bizi neden geri çeviriyorsunuz? Söylesenize. Gerçekten üzgünüm. Ama önceliğimiz ağır hastalar efendim. Eğer yürüyebilirseniz evinizde dinlenmenizi öneririm size. Evet ama ağır hastalar da yürüyebilir. Hadi izin verin lütfen. Akciğerlerinizde bir sorun görünmüyor. Evde dinlenin efendim. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Muayene bitti. Tamam. Doktor bey, görevi devralıyorum. Tamam. Reçetenizi bekleyin lütfen. Çok üzgünüm. Tanrı aşkına sakin olun. Bizi hastalığa terk ediyorsunuz. Gerçekten üzgünüm. Lütfen sakin olun. Maske dağıtıyoruz. Lütfen herkes birer tane alsın. Herkese maske dağıtıyoruz. Siz iyi misiniz? İyi misiniz? Hastaneye gidiyorum. Sedye getirin. Sedye getirin lütfen. Sedye getirin. Bu olmaz. Lumbar mı dedin? Bana Suzuki. Efendim, ben bunu hallettim. Örnekleri bulaşıcı hastalıklar laboratuvarına yollayın hemen. Peki. Lütfen doktor. Bakın, çadırlarda onlarca insana teşhis koymak için yeterli yer yok. Hepsini muayene edemeyiz. Kapasitemizi aşmak üzereyiz. Prosedüre uygun hareket edemeyeceğiz. Öyleyse herkese verelim. Evet ama hastalara öncelik verince mutlaka sorun çıkarıyorlar. Üstelik elimizde yeterince olduğunu sanmıyorum. Tedarikçi şoförlere de hastalık bulaşmış. Önce sağlık çalışanları alacak. Çalışanların sağlığı hepsinden önemli. Ve ayrıca sanırım bir şeyi unutuyorsun. Neymiş o? Gerçekçi olmalısın. Bunu sakın unutma. Hastaların durumu bundan sonra daha da kötüleşiyor. İşe yaramıyor. Kişiden kişiye değişiyor. Şuradaki hastalara ver. Pekala. 24 Ocak 2011, 9. gün. 2310 kişi hastalandı, 856 kişi öldü. Kapıyı açın! Yavaşlayın lütfen! Tamam, tamam, durun, durun! DSÖ tabip subayıyım, görev için geldim. Ateşinizi ölçeceğiz, bunu yapmak zorundayım. Tamam. Temiz. Gördüğünüz gibi yukarısı ağlarla örülü. Doğrusunu isterseniz virüsün yabani kuşlardan bulaştığını sanmıyorum. Bay Kamikura, buradaki donanımınız gerçekten çok iyi. Profesör, sanırım siz daha önce kuş gribini analiz etmiştiniz. Bu yüzden düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Lafı dolandırmayacağım. Söyler misiniz? Deneyimlerinize dayanarak konuşun. Sizce bu salgın gribin yeni bir türü mü? Bay Kamikura, bugüne dek tüm zamanını tavukların arasında geçirirdi. Ama hastalık kapmazdı. Yani diyorsunuz ki... Bilemiyorum Doktor Kobayashi. Burada bulunma sebebim tavukların neden hastalık kaptığını bulmak. Gerçekten üzgünüm. Ne? Bizler istemeden hastanenizin başına sorun açtık. Çok üzgünüm. Lütfen beni bağışlayın. Üzgünüm. Lütfen yapmayın. Hayır. Biri gözetliyor. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Yardım edin. İşte orada. Sorun nedir acaba? Yukarıda şüpheli biri var efendim. Kim var orada? Çık ortaya. Salgının biyolojik terör olma ihtimaline dair söylentiler yayılıyor. Terör mü? Ah tanrım, bunu hiç düşünmemiştim.
Yardım edin! Orada! Yardım edin! Tsuyoshi! Tsuyoshi! Askerlere haber verin. Kimsin sen? Tsuyoshi Matsuoka. Kent hastanesinde doktorum. Yeni müfettiş değil misin? Hayır değilim. Beni çok korkuttun. Hastaneniz oldukça ünlü. Eminim insanlar başınıza üşüşüyordur. Söylesene, bu nedir? Ne? Salgın diyordum. Gerçekten dedikleri gibi grip mi? Bir şey mi biliyorsunuz? Kimse tanınmayan bir araştırmacının sözlerini dinlemeyecektir, öyle değil mi? Virüsü incelemek istiyorum. Ama örnek alamıyorum. Buraya da zaten bu yüzden geldim. Herkes virüs yarışına katılıyor. Şu aralar büyük ödülün peşindeler. Bulduk! Bana bir an önce örnek getir. İşte o zaman belki virüsü bulurum. Adam kaçtı. Aslına bakarsan uzun zamandır bunu düşünüyordum. Neyi? Hastanedeki ilk hasta ne beni ne de hemşireleri etkilemişti. Hastanedeki salgın virüs tekrar geldiğinde paniğe yol açtı. Hastalık Doktor Ando'ya da o zaman bulaştı. Evet. Yani ikinci güne kadar hastalığı kesinlikle bulaştırmıyorlar. Gripse tam tersine, daha belirtiler ortaya çıkmadan bulaşıyor. Ne demek istiyorsun? Bunu çok düşündüm. Ya bu salgın gripten ibaret değilse? Eskiye göre daha akıllıca düşünüyorsun. Abartma. Aslında tıp fakültesinden sonra hiç değişmemenden korkuyordum. Bu beni gerçekten korkutuyordu. Kanamalar Ebola benzeri ve ölüm oranı yaklaşık %60. Beklentilerimizin oldukça üstünde. Eğer değerleri göz önünde bulundurursak, gripin yeni bir çeşidine benzemiyor. Anladım. Bütün ülkelerdeki laboratuvarlara hemen virüsü araştırmalarını emredeceğiz. Ne tür zararlar verir? 16 Ocak Osaka. Günlük imdat çağrıları 500 bini aşıyor. Tanrı aşkına biri bana yardım etsin. Ölümcül hastalık korkusu yayılıyor. Yardım edin. Bey, lütfen yardım edin. Yol veriyoruz size. Doktor, hasta solunum yetmezliği çekiyor. Hayati organları ne durumda? Ateşi 38,5, tansiyonu 9'a 5, satürasyon 95. Hastalık bulaşmış Hayır mı? Efendim. Ailesi nerede? Doktor bey, lütfen. Bekleyin. Efendim. Ne? Listeler giderek kabarıyor. Tamam, bakacağım, tamam. Efendim, lütfen. Hastayı nereye yatıralım? Lütfen dikkatinizi işe verin biraz. Bu durumda başa çıkabileceğimizi sanmıyorum. Yedek elemanlar ne zaman gelecek? Yarın gelecekler. Personel sayımız az. Siz seçmezseniz kendim seçeyim. Olmaz. Hastane kontrolümüzden çıkıyor. İzin verirseniz seçmeleri kendim yapabilirim. Lütfen. Bunun için bana izin verin.
Sen ne dediğinin farkında mısın? Kimi istediğini biliyor musun? Hayır. Aptal, ne halklar karıştırdığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Dışarısı savaş alanından beter. Biraz vakit ayırıp baksana. Japonya Cenevre'nin 8 saat ilerisinde. Evet, şu anda saat kaç acaba? Bu doğru. Uslu dur. Yanında olmasam da yaramazlık yapma. Tamam öyleyse. Hoşça kal. Beni mi dinliyordun? Kötü bir alışkanlık. Acaba evlendin mi? İşte bu çocuk. Hırvatistan'daki mülteci kampında tanıştık. Herkesin tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Korkunç durumdaydılar. Ama nedense onun gözleri hep ışıldardı. Güya bir doktordum. Ama bana da güç verirdi. Onun için çok uğraştım. Benim yaşam enerjim oldu. Kalbi doğuştan rahatsızdı. En azından onu kurtarmak istedim. Savaştan kaçarken yanımda geldi. Çok üzücüydü. Yüzlercesini yüzüstü bıraktım. Yalnızca onu kurtardım. Hayır, lütfen böyle konuşma. Az önce de telefonda Japonya'nın sonunun gelip gelmediğini sordu. Benim neden burada olduğumu sordu. Ona bir cevap veremedim. Gerçekten. Benim burada ne işim var? Dinle. Sanırım çözüm yolunu biliyorum. Oğlan için çözüm yolunu biliyorum. Bunu geçenlerde duymuştum. Ama hasta doktorları kesinlikle anlayışla karşılamazlar. İçeri giriyorum. Öyleyse bana bir iyilik yap. Tanrı aşkına buradaki çalışanlarımıza güven. Eğer onlara yol göstermek istiyorsan onlara güvenmelisin. Bu onlar için çok önemli. Hey, bu tarafa. Bugün burada salgın sırasında bütün gün çalışabilecek elemanları seçeceğim. Gönüllüler ellerini kaldırsın. Sizden ricam bu. Kendi iradenizle, rızanızla çalışacaksınız. Hepinizin bildiği gibi çalışma şartları çok ağır. Fiziksel ve zihinsel yönden etkileneceksiniz kuşkusuz. Hastaneden ayrılamayacaksınız. Ailesi olanlar bunu kaldıramayabilir. Daha da kötüsü, hastalığa yakalanma riskiniz artacak. Fakat sizin yardımınız olmadan hastalarımızın hayatlarını kurtaramayız. Bunu başarabilmemiz mümkün değil. Bu yüzden rica ediyorum. Yardımınızı esirgemeyin.
Ben varım. Doktor ve 54 hemşire. Pekala. Elimizden geleni yapalım. Öyle yapacağız. 19 Ocak 14. gün. Salgın Japonya'da yayılıyor. Diğer ülkeler Japon vatandaşlarının girişini yasaklıyor. Efendim. Furukawa. Evet, az önce hükümetten grip salgınını her ne pahasına olursa olsun önleme emri aldık. Bu yüzden bütün bölgeler 72 saat içinde karantina altına alınacak. Bu kadar. Tamam. Tamam. Hadi. Harekete geçme vakti geldi. Halk memnuniyetle karşılamayacak. Hazırlıklı olmamız gerek. Tamam, peki, tamam. Peki. 21 Ocak 2011, 4127 kişi hastalandı, 1989 kişi öldü. Bölge karantina altına alındı. Giriş ve çıkışlar yasaklandı. İkinci bir emre kadar girişler yasak. Hastalığın belirtilerine sahip olanların yetkilileri aramaları, halkın bir araya toplanmaktan kaçınması ve evde kalmaları söylendi. Görüyorum. Bu harika. Sen neredesin? Üzgünüm. Şimdi gelemem. Neden? Neden? Çünkü biz Tokyo'dan taşınıyoruz Akane. Ken, çabuk ol. Üzgünüm. Hadi. Kapatıyorum. Acele et. Sonra görüşürüz, tamam mı? Sana acele et dedim. Gereksiz yolculuklar acil durum dolayısıyla yasaklanmıştır. Kurallara uyun. Hastalığa yakalandığından şüphelenenlerin bölgeden ayrılması yasaktır. Evlerinize dönün. Bölgeden izinsiz ayrılamazsınız. Yemek ve diğer ihtiyaçlarınız karşılanacak. Lütfen hemen evlerinize dönün. Acele edin. Bu son uyarıdır. Lütfen evlerinize dönün. İlerleyemiyoruz. Orada neler oluyor? Köpekleri gibi ölmeyeceğiz. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hadi gelin. Hadi koş, çabuk koş, ol. Koş, koş. Hadi çabuk. Geçemezsiniz. 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 İzin verin. İzin verin. Kapandı. Ayrıca benim kreşim kapandı. Ama yine de babamla birlikte mutluyum. Sana kolay gelsin anne. Lütfen itmeyin. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi tatlı lütfen. Hadi. 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 H
Çabuk. Hadi. Evet. Paketleri alın. Paketleri alın. Hadi. Hadi. Paketleri alın. Paketleri alın. Hadi. 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 Korkmaya hiç gerek yok. İşte bununla bir sihirli mesaj yola. Hadi. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim. Bu iyi. Durumunuz giderek düzeliyor. Çekilin yoldan. İzninizle bunu size tekrar soracağım. Son zamanlarda yurt dışına çıktınız mı? Hayır. Peki çıkan biriyle görüştünüz mü? Şimdi izninizle. Doktor bey. Söylediklerim için gerçekten üzgünüm. Üzülmeyin. Acaba benim gibi çok insan var mı? Evet. Bayan Manabe, bazılarının durumu evde kalmaya daha uygun. Hayır, demek istediğim sevdiklerini kaybedenlerin olup olmadığıydı. Gerçekten üzgünüm. Çok geç kaldınız. Bulaşıcı hastalıklar laboratuvarı doktoru az önce açıkladı. Bu bir grip salgını değilmiş. Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla hastalık kontrol ve koruma merkezleri ve DSÖ'den çıkan sonuçlar bulaşıcı hastalığın yeni bir grip türü olmadığını göstermektedir. Elimizdeki sonuçlara göre yeni grip virüsüne rastlanmamıştır. Bunu sizin bilgilerinize sunuyoruz. Öyleyse bu ne virüsü efendim? Araştırmalarımız halen devam etmekte. Şimdilik tek bildiğimiz hastalığın tükürük yoluyla bulaştı. Böylece SARS gibi havadan bulaşma tehlikesi de mevcut. Yani tamamen bilinmeyen bir virüs türü mü? Virüs tanımlanmadığından, daha önce karşılaştığımız bir tür olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Bu doğru mu? Bu gerçek mi?
olmaz. Aman tanrım. Bu nasıl olur? Aynı olur gibi değil. Bu çok kötü. Yani salgının asıl nedeni İzmino'daki kuş grubu değil mi efendim? Hayır, şu ana dek aralarında herhangi bir bağlantı kuramadık. Aman tanrım. Tanrım. Hepimiz öleceğiz. Biz katiller. Size diyorum. Biz katiller. Profesör. Profesör. İyi misiniz? Evet, iyiyim. Bay Tamura. Evet. Sizden ricam, onu yalnız bırakmamanız. Tamam. Profesör, ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Üzgünüm. Üzgünüm. Yani buradaki bütün çabalarımız boşa mıydı? Grip olsun ya da olmasın, bizim için hiç fark etmeyecek. Yani grip olmadığından haberdar mıydınız? Kime diyorum? Cevap versenize, hadi! Kes artık konuları! Şimdi ne yapacağız? Virüsün nereden çıktığını bilmezken bile ortalık karma karışıktı. Lanet olasıca DSO ne işe yarıyor ha? Biraz sakin ol. Bıktım artık. Evime gitmek istiyorum. Japonya'da ölümler hızla artıyor. Şeytani virüs neden Japonya'yı seçti? Japonya'da virüsün ortaya çıktığı andan itibaren yaklaşık 800 bin insanın hastalandığı belirlendi. Japonya'da ölenlerin sayısı 420 bini aştı. Hükümet bir an önce virüsün yayılmasını engelleme çabaları içerisinde. Ve bu gizemli hastalığa verilen isim kusur. 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 Bu sözcük sanki ilahi cezalandırmanın bir simgesi gibi. Peki, acaba bu öfkeli ilahın yalnızca Japonya'yı vurmasının sebebi nedir? Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi salgından dolayı artacak ölü sayısı hakkında kaba bir tahminde bulundu. Rakamların %80 artabileceğini duyurdular. Bu gerçekten endişe verici. Toplu taşıma araçları durduruldu. Sosyal doku zedeleniyor. Bundan emin misin? Elbette eminim. Kesin bir şeyler biliyor. Bu yüzden mi hastaneden habersiz çıktı? Çünkü korkuyor. Hastaları gizlemek suçtur. Polis ve askerler de hastalığa yakalandı. Yağmacılık ve hırsızlık olayları giderek artıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Hasta insanlar var. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Bırak beni. Bırak diyorum. Gidin. Hayır. Beni bırak diyorum. Lütfen yardım edin. Lütfen hırsızlığa ve haneye tecavüze karşı önlemlerinizi alın. 2 haftada bir yemek dağıtılacak. Benim babam
Güneydoğu Asya'da Abon adındaki ufak bir ülkede doktorluk yapıyor. Yılbaşında benim ziyaretime gelmişti. Hey baba! Hı? Baba, otoso şu an hazır. Hı, geliyorum. Ah. Madem babamız oncu yolu geldi, bu çok güzel. Şerefe! Bekleyin. Hidetoshi. Evet. Asami'ye iyi bak lütfen. Baba, elbette bakarım. Hiç merak etme. Tamam, tamam baba. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi kadeh kaldıralım. Ha, yeni yıla ve evlenmemize içelim. Evet. Düşünüyorum da geldiği zaman yüzü çok solgundu. Peki sonra nereye gitti? Babam o hafta bizde kalacaktı ama ertesi gün gitmesi gerektiğini söyleyip ani bir kararla geri döndü. İyi misiniz? Buyurun, iyi misiniz? İyi misiniz? Bakar mısınız? O gün bugündür onun sesini hiç duymadım. Onu defalarca aradım ama kimse... hiç kimse onun yerini söylemedi. Ben korkuyorum. Ya hastalık ondan bulaşıp binlerce insanı öldürdüyse? O zaman ben ne yaparım? Teşekkür ederim Asami. Bunu bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Haberim yok da ne demek oluyor? Lütfen olabildiğince çabuk birini yollayın. Doktor Kobayashi, olay yerinde tedavi uyguladığınızdan bizler de haberdarız. Personel sayımız çok düşük. Eğer tabip subayımızken hastalığa yakalanırsanız başımız belaya girer. Kendime bakabilirim. Daha da önemlisi, lütfen az evvel konuştuklarımız hakkında elinizden geleni yapın. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Fazla umutlanmayın derim. Abon Birleşmiş Milletler'e bağlı bir yer değil. Bu yüzden girip örnek almamıza izin vermeyeceklerdir. Ayrıca DSÖ ülkedeki durumu söyleyemez. Bir fikrin var mı peki? Tek bildiğim şurada tahtada yazanlar. Evet. Hemen geliyorum, uzun sürmez. Hastanın nabzı giderek düşüyor. Tanrı aşkına bir şeyler yapsanıza. Çok üzgünüm. Solunum cihazımız kalmadı. Öyle durmayın. Solunum cihazı bulun. Ama hepsi kullanılıyor. Şu çocuğun organları iflas aşamasında. Fazla yaşamayacaktır. Onun cihazını getirin. Bunu yapamayız. Bunu yaparsak çocuk kısa zamanda ölür. Dediğimi duydun. Buradaki cihazlar az geliyor. Sağlık Bakanlığı tüzüğünde hayatta kalma şansı daha yüksek olanları kurtarmamız gerektiği yazıyor. Şırınga pompasını getir. Peki.
Çabuk ol. O cihazı siz çıkarın. Ne? Kalp atışları hala yavaş. Solunum cihazını getirin. Evet ama boşta cihazımız yok. Başka cihaz yok. Doktor hanım. Pekala. Kurtarabildiğimiz bütün hastaları kurtaracağız. Mutlaka. Ben yaparım. Teşekkür ederim. Tut şunu. Tamam. Hemen değiştiriyoruz. Bir an önce entübasyonu hazırlanın. Peki. Peki. Bunu ben yaparım. Entübasyon. Pekala. Bana bırakın. Hallettim bile. Buraya da bir tane gerekiyor. Bize solunum cihazı gerekiyor. Bayan Suzuki, bunu kullanın. Tamam. Tutsana. Tamam. Bunu sen al. Çok teşekkür ederim. Ölüm zamanı tam 22:56. Ölüm zamanı tam 22:57. Ölüm zamanı tam 22:56. Onu diğerinden aldığımız cihazı takmıştık. Ben de öyle. Üzgünüm. Ben de bırakıyorum. Artık dayanamayacağım. On iki hasta öldü. Diğerlerinin durumu şimdilik stabil gibi. Oh, my God.
Başın belaya girmesin. Bu yaptığın suç. İstemesem de şansımı denemek zorundayım. Lütfen bir su bulun. İşte numune. O virüsü çabucak bulun. İstemesen tuhaf karşılardım. Sana bol şans. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Siz bizim tek şansımızsınız. Artık size yardımım dokunamaz. Evet ama o virüsü tek başıma bulamam. Bu ülke virüs uzmanlarıyla dolu. Siz yardım etmelisiniz. Neden? Bunu herkesten daha iyi biliyorsunuz. Bay Kamikura'yı mı diyorsun? O gün ilk hastaya teşhisi ben koymuştum efendim. Şimdiye dek istediğim tek şey bu hatamı düzeltmekti ama artık insanların ölmesini durdurmak istiyorum. Şu anda istediğim tek şey bu. Eminim Elko bunu çoktan söylemiştir. Ama Abon Cumhuriyeti bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülke. Ülke takım adalardan oluşuyor. Geçim kaynakları karides yetiştirip tamamına yakınını Japonya'ya satmak. Üstelik hükümetin tüm adalar üzerinde tam bir söz hakkı da yok. Ziyaretimiz DSÖ'de resmi olarak tanınmıyor. Benden fazla yardımcı olmamı beklemeyin. Medan Adası, Abon Cumhuriyeti. Kliniğin nerede olduğunu bilen var mı? Klinik. Klinik nerede? Tamam. Kliniğin nerede olduğunu bilen var mı? Klinik. Klinik nerede? Klinik nerede? Klinik nerede? Teşekkür ederim. Lütfen. Gidelim. Hey. Hadi. Dur. Çekil şuradan. Ver hadi. O benim dedim. Bir süredir kullanılmamış gibi görünüyor. Çevreyi kontrol edip geleceğim. Hey, ne yapıyorsun? İşte burada. Ne buldun? Aralık 23. Minas Adası Karides çiftliğinde bugün bir kadını tedavi ettim. İlk başta soğuk algınlığı gibi görünüyordu. Ağzını aç. Tamam. Şimdi bitireceğim. Doktor, ölecek miyim acaba?
Muhtemelen sadece soğuk algınlığı. Korkmak için bir neden yok. Ama Minas Adası'nda birçok insan benim gibi hasta doktor. Her yerde var. Gerçekten? Orada gerçekten bu kadar çok insan etkilendi mi? Evet. Bunu kimseye söylememem gerekiyor. Japon doktor, karides çiftliği, Minas Adası. Aranızdan karides çiftliğine Japon doktor gönderen var mı? Japon doktor, karides çiftliği. Karides. Minas Adası. Karides. İşte karides. Bu doğru mu? Evet. Minas Adası'na maskeli bir Japon götürdüğünü söylüyor. Pekala Bay David. Sizinle hemen şimdi Minas Adası'na gidelim. DSO'dan gelen talimatları bekleyeceğim. Süreç niye böyle uzadı? Lanet olsun. Evet, işte. Bay Nishi. Bay Nishi. Onun ne tür virüs taşıdığının bilincindesiniz, değil mi? Profesör Nishi. Bu virüs gerçekten çok mu kötü? Bay David. Ne demek istiyorsunuz? Şu anda Japonya'da kaosa neden olan şey o virüs değil mi? Değil mi? Bay David. Zamanımız tükenmekte. Pes etmeyeceğinden emin misin peki? Ben sadece en kısa sürede bu hastalığın nedenini bulmak istiyorum, tamam mı? Lütfen benim talimatlarıma uy. Evet. Doktor Davis sinirlendi. Umurumda değil. Ne de olsa DSO için çalışmıyorum. He? Ona itaat etmemiz gerekmiyor yani. Bay Matsuoka. Yapabilirsin. Minas orası. Adamın teki ormanda cadı suretinde dolaşan birini görür ve trajedi başlar. Daha ileri gidemem. Oraya gidemem. Burada da hiç kimse yok.
Görünüşe göre fazla antibiyotik yüzünden toprak ölmüş. Kendi ellerimizle yaşam alanlarını yok ediyoruz evlat. İşte bak. İşte. Bizim de virüsten bir farkımız yok. Ne? Evet öyle. Virüs yaşadığı alanı öldürürse kendisi de ölür. Yine de yaşadığı alanı yer bitirir. Bu çok aptalca, öyle değil mi? Bay Matsuoka, insanlar virüslerle bir arada yaşayabilir mi dediniz? Sanırım yaşayabilirler. Yani virüslerle mi? Bunun tuhaf olduğunu mu düşünüyorsun? Evet evet öyle. Kansere yakalandığımdan beri yaptığım işlerde hep böyle düşünmeye başladım. Bay Masoka. Evet. Biraz dinlenelim. Öyleyse ben devam edeceğim. Çok üzgünüm. Bize yardım et. Yardım edin. Yardım edin. Bize yardım et dedim. Bize yardım et dedim. Bize yardım et dedim. Bize yardım et. 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 Yardım et bize. Yardım et. Bize yardım et. Bize yardım etmelisin. Bizi buradan kurtarmalısın. Bizi buradan kurtarmalısın. Kurtar. Geri gel. Kurtar. Kurtar bizi buradan. Kurtar buradan. Kurtar. Sakin olun. Kurtar bizi buradan. Yardım et. Kurtar bizi buradan. Yardım et. Profesör! Dur! Dikkat et! Size yardım etmeye geldim. Hayır! Sorun yok. Sakin ol. Biz düşman değiliz. Biz sizin dostunuzuz. Anladın mı?
Arkadaşız, dostuz. Düşman değiliz. Ateş etme. Biz dostuz. Ben senin dostunum. Soru yok. Soru yok. Aynı dili konuştuğumuz bir doktor olduğunu duydum. Siz iyi misiniz? Siz iyi misiniz? Buraya gelen Japon doktoru gördünüz mü? Bize tıbbi tedavi uyguladı. Hı hı. Sonrasında hastalıktan öldü. O harika bir adamdı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merak etme. İyileşeceksin. Profesör, ben de sizinle kalacağım. Burada kalacak olursan, örnekleri bizim merkeze kim götürecek evlat? Ama ben şey... İyi olacağım. Bedenimi bildiğin gibi kanserle paylaşıyorum. Kanser yabancım değil. Açıkçası... Buraya seninle birlikte gelmek akıllıca bir karardı. Kendimi tekrar bir genç gibi hissettim. Japonya'da görüşürüz. Evet. Mangrove ve bataklıkları çeşitli şekillerde kullanılan ortak bir alandır. Karides çiftliklerinin yok olmasıyla birlikte insanlar odun ihtiyaçları için ormana gitmek zorunda kaldılar. Geçen yıl ormanın derinliklerine giden bir adam hasta dönmüş. Söylenene göre ormanda cadı görüp lanetlenmiş. Adam oracıkta aniden ölüvermiş. Hastalığı etrafta yaşayan herkese bulaştırmış. Daha sonra azar azar tüm adaya yayılmaya başlamış. Ama Karides çiftliği bu olayı saklamaya çalıştı. Köy ve tekneler yakıldı. Ada terk edildi. Dış dünyayla bağlantıları kesildi. Hey evlat, bırak onu. Baba, evimiz yanıyor. Hadi dedim. Gitmemiz gerek, çabuk ol. Hadi. Asami için çok endişeliyim. Umarım Japonya'ya giderek hastalığı oradakilere yaymamışımdır. Bu notlarım hastalığın tedavisi için gelen herkese gerçekten yardımcı olabilir. Shuji Tachibana,
Evet. Virüsü buldum. Bay Nishi. Bay Nishi. Bay Nishi. Bay Nishi, burada ne işiniz var? Tecrit edilmiş birisi sebebi. İşte bu. Şu an burada bir açıklama yapmak istiyorum. Virüsü sonunda tecrit ettik. Bunu bilmenizi istedik. Ayrıca yapılan çalışmalarda Minas Adası'nda bulunan virüsle aynı olduğunu tespit ettik. Biz mi dedin lanet olası? Onu bulan benim. Bu hastalık Minas'ta başladı. Profesör Nishi özel bir bilim adamı ve adada yarasa dokuları ile ilgili bir araştırma yürütüyor. Olabildiğince hızlı şekilde aşı geliştirmeye başlanacak. Ama bu en az 6 ay sürebilir. Virüsü yok etmeyi garantilemek için elimizden geleni yapıyoruz. Virüsü tanımlayın. Nasıl önleyebiliriz? Masaoka. Profesör Nishi daha fazla dayanamadı. Anladım. Lütfen. İçine atmak zorunda değilsin. Ağlamak ona kabalık etmek olur. Doğru. Bu tesis karantinaya alındı. Güzel değil mi? Şimdi eve gidebilirsiniz. Anne! Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Asami. Anne. May. Yakında eve geleceğim güzel kızım. Ne zaman? Bir süre sonra. Biraz sabırlı olmalısın. Öyleyse kendine iyi bak. Bakacağım. Sen de May'a bak. İçeride kalmaya çalış, olur mu? Tamam, çalışırım. Görüşürüz. Gün. 250 bin kişi hastalandı, 90 bin kişi öldü. Yardım edin! Yardım edin! Yavaş! Biri daha tutsun. Tamam. Evet, güzel. Yavaş. Hadi tutun. Dikkat edin. Hadi tutun. Tamam. Evet, şurayı bırakın. Gelin evet, benimle. Hadi onu da getirin.
Sonunda virüsü bulduk. Fakat sadece belirtilerini tedavi edebiliyoruz. Yine de ümidimizi hemen yitirmeyelim. İnanıyorum ki kendi çabalarımızla bu krizin üstesinden geleceğiz. Nagano'ya gitmek için hastaneden ayrılıyorum. Evet. Tayinim çıktı. Ellerinizi kaldırdığınızda buradan gitmiş olacağım. Bu yüzden benimle çalıştığınız için teşekkür ederim. Söylesene, neden surat asıyorsun? Endişeliyim. Ne? Zor da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bildiğin gibi insanlar yine de ölüyor. Bir gün dünya eski haline dönerse ben de sana geleceğim. Söz veriyorum. Nedense bunu daha önce söylememiştin. Hoşça kal. Eiko. Kendini fazla zorlama. Daha huzurlu olmaya bak, tamam mı? Seni bekleyeceğim. Bana dön lütfen. Söz veriyorum. Kar yağıyor. Hı? Evet, çok güzel. Lütfen anneme sihirli bir mesaj gönder. Anne. Gökyüzünden aşağı dökülüyor. Tamamdır. Benim şimdiye kadar gördüğüm ilk kar bu. Ah.
Hemşire, hemşire Mita bayıldı. Peki onu ziyaret etmek mümkün mü acaba? Elbette. Okul bahçesinde yemek çadırı kurulacaktır. Herkes oraya gitsin. Okul bahçesinde yemek çadırı kurulacaktır. Herkes oraya gitsin. Doktor Kobayashi. Doktor Kobayashi, sizi bekliyorduk. Geldiğinize memnun oldum. Gerçekten çok üzgünüm. Korkarım, ben de hastalığa yakalandım. Henüz bulaşıcı değil. Şu anda başlangıç aşamasında. Durumu ağır olan hastalarla ilgilenebilirim. Ama... Beni dinleyin. Yapabileceğim bir şeyler var. Akane! Akane! Uyan! Hasta olmamalısın, uyan! Asıl sen hasta olmamalısın. Bana yaklaşma demedim mi? Sana yaklaşma dedim. Üzgünüm. Seni terk ettim canım. Yaşamak ya da ölmek umurumda değil. Hiçbir umurumda değil. Böyle düşünme. Ölemezsin. Sen ölemezsin. Hayır. Hayır Akane. Oksijen verelim. Kan nakli gerekiyor. Tamam. Laringoskop. Basınç 75 ile 40 arasında. Dopamin 10 miligram. Tamam. Çekin. Tamam. Baba. Annem mesajıma cevap vermedi. Biliyorum. Akane. Hayır. Akane. Oraya giremezsin Akane. Genç adam. Akane. Akane. Nabız geri gelmiyor. Bir şeyler yapmalıyız. 4 ünite MAP ekle. Asidoz için 2 ampul Meylon. Tamam. Bayan Mita. Hayatta kalmak için savaşıyor. Elinden geleni yapmalısın. 2 ampul Meylon getir. Tamam. Hemen. Durumu çok kritik biri var. Hasta sizindir. Onu kaybedemeyiz. Acele edin. Pekala. 1, 2, tamam. 3. Devam. 3. Doktor. Asami. Hadi Asami. Ölemezsin. Hastanede hemşirelik yapıyor. Onunla haftalardır görüşemiyoruz. Şu anda tek başına kalıyor. En azından onu bir kez görebilseydim. Rica ediyorum. Lütfen girmeme izin verin. Pekala. Kontrol ederken bekleyin. Teşekkür ederim. Burada bekleyin. Çok teşekkür ederim. (Gülüyor)
6 litre oksijen. Bir sonuç çıktı mı? Kontrol edeceğim. Bu kız mı? 52 ve 101'e kadar yükseliyor. Durumu dengede. Merak edilecek bir şey yok. Devam edin. Canım kızım, yeterince kar yağdığında hep birlikte kardan adam yapalım, tamam mı? Annen seni seviyor. Efendim, Akane Kamikura nasıl acaba? Durumu şu anda dengede. Çok şükür. Yüzünüzü temizledim.
İyi misiniz? Hazırız. Tamam. Sol olarak hazır efendim. Tamam. O adamı hemen buraya çağır. Kızın yalnız ölmesini istemiyorum. Hadi. Hadi uyan. Hemen benimle gel. Hadi. Ne? Çok ufak bir ihtimal de olsa işe yarayabilir. Öte yandan sizi öldürebilirdi. Çok riskli. Bu yüzden bunu kabul edemem. Eğer etkili olursa on binler kurtulacak. Bu benim için önemli. Ufacık bir şans hiç yoktan iyidir. Doktor Tati Bayaş. Akane. 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 Akane bir. Dur. Tamam. Can maskesi ve 3 mililitre dormikum. Akane. Sakin. Nazlı'nı kontrol edin. Tamam. Sakin ol. İşte burada. Doktor. Nadona'dan görüntülü çağrı ver efendim. Şu anda meşgulüm. Öyleyse hemen buraya git. Dormikum efendim. Doktor. Doktor Matsuko. Beni dinle. Hastaneden ayrılınca hastalandım. İyi görünmüyorum değil mi? Aptal gibiyim. Tanrı aşkına bu da ne böyle? Bunu boş ver. Farklı bir tedavi denemek üzereyim. İşe yararsa lütfen hastanede kullanın. Afrika'da Ebola salgını varken hastalıktan kurtulanların kanlarını diğer hastalara naklettik. Bazı hastaları kurtarmıştık. Denenmiş ve kanıtlanmış bir yöntem değil. Avrupalı doktorlar kullanmamıza karşı çıkmıştı. Fakat Zaire'den gelen doktorlar onayladı. 8 kişiden 5'ini kurtardık. Başka seçeneğimiz yoktu. Ne olursa olsun meslektaşlarını sakin ol. Zorundaydılar. Biraz sakin olman gerekiyor. Gücünü yitirmemelisin. Lütfen biraz sakin ol. Lütfen. İki ünite RVC. Tamam. Öksürdüğünde kanamaya başlarsa endoskopi uygulayın. Tamam. Biliyor musun? Bu benim için son şans. O yüzden bunu deneyeceğim. Son şans mı dedin? Lütfen böyle söyleme. İlaç ya da aşıyla mücadele yerine yaşam kaynağımız kanla çözüm bulmaya çalışacağım. Belki virüs bunu kabul eder. Serum hazırlandı efendim. Tanrı aşkına. Bana tüm söyleyeceğin bu mu? Bana verdiğin sözü unut. Anladın mı?
Lütfen kurtarın onu. Kurtarın onu. Lütfen. Lütfen. Lütfen kurtarın sakin onu. Sakin kurtarın ol. Onu. Tamam sakin onu ol. Kurtarın. Sakin ol. Onu kurtarın. Onu kurtarın. Tamam sakin ol. Kanı onunkiyle eşleşen virüsten kurtulmuş kişileri bul lütfen. Yani bunu deneyecek misiniz? Çabuk ol. Eğer acele edersek işe yarayabilir. Bunu yapmalıyız. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Tabii. Bu arada beni de yakacaksın. Benim işim de riske girecek. Teşekkür ederim. Önce şuna bakalım. Şimdi iyi değil mi? Evet. Teşekkür ederim Asami. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Beş dakikadır kan naklediyoruz. Sersin bir dopamin 7 ampul. Tutun onu. Tamam. Dayan, dayan. Hadi tutun. Tamam. Bir an daha dayan Akane lütfen. Dayan Akane lütfen. Çabuk olun. Doktor nabız 30'da. 3 litre oksijen verin. Tamam. Bir ampul atropin sülfat. 5 ampul dopamin. Akane! Akane! Tamam. Akane! Akane! Bosman, hadi! Umudunuzu yitirmeyin. Bekir, tamam, Akane! Akane! Doktor, tansiyonu giderek düşüyor. Tamam. 9 litre oksijen daha verin. Tamam. Tekrar. Kaldır. Akane. Nabız biri geldi. İşte bu harika. Akane. Allah Tanrım. Nihayet tedavi işe yaradı. Bu harika. Pekala, tansiyonunu izleyin. Tamam. Umarım... Umarım zamanında yetişir. Aslına bakarsan tıp fakültesinden beri hiç değişmemenden korkuyordum. Şimdi bakıyorum da gerçekten değişmişsin. Bu beni sevindiriyor. Ama değiştim. Sana geliyorum, öyle değil mi?
taraftan. Doktor. Pekala, şarj et. Ya şimdi? Kaldır. Tamam. İzin verin. Eiko. Eiko. Beni duyabiliyor musun? Onları kurtardık. Doktor, nabzı atıyor. Eiko. Bu yüzü seviyorum. Gerçekten. Ama hayır. Sakın çıkarma. Öyle kalsın. Kobayashi. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Sizi biriyle tanıştıracağım. Ben Eiko Kobayashi. Bu yıl size yardımcı olacağım. Sizlerle birlikte olacağım. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. İyiyiz. Doktor Kobayashi. Acaba doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Şey, bu acıklı bir hikaye. Lisedeyken erkek kardeşimin beyninde bir tümör ortaya çıkmıştı. O ölmeden bir gün önce
Bana şöyle demişti. Doktor ol. Benim gibi hastalara yardım et her zaman. Yarın kıyametin kopacağını bilsen de bugün git ve bir elma ağacı dik. Bu söze gerçekten bayılırdı. Ve ben de buna yürekten inanıyorum. Neden? Bunu neden unuttum ki? Eiko. Eiko. Sonunda elma ağacını diktin. Sınıfta sana kaba davrandım. Bunun için çok özür dilerim. Doktor Matsuoka, sizin sayenizde şehir eski haline geri döndü. Doktor Kobayashi'nin yöntemiyle bir sürü insan kurtarılsa da araştırmaların hala devam ettiğini duyduk. Ama bize verdiği cesaretle yaşantılarımız arasında bağlantı kurduğumuza inanıyorum. Baba! Hepinize gerçekten müteşekkirim. O gerçekten bulunmaz bir insan. Bizim için yaptıklarına ne kadar teşekkür etsek azdır. O ve onun gibiler sayesinde bugün yeniden doğduğumuzu hissediyoruz. Bunun için size minnettarız. Bizim için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Merhaba, nasıl gidiyor? Doktor bey, istediklerinizi getirdim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi görünüyorsun, tamam mı? Evet, tamam. Endişelenecek bir şey yok. Cesaretinizi asla yitirmeyin. Biraz çarpıntı. Ben sıkıldığım zaman bana söylediklerinizi hatırlıyorum. Ama endişelenecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Harika görünüyorsun.